Hüseyin Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Başkanım hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Türkiye Cuma gecesinden bu yana ağırlıkla Taksim olaylarını tartışmaya devam ediyor. Önce isterseniz şunu sorayım. Yani olayın çıkışıyla bugün geldi aradaki büyük bir uçurum görünüyor. Hem onu konuşacağız hem de farklı boyutları varsa bunları konuşacağız. Çok sıcak gelişmeler de oldu. Bugün Sayın Arınç Başbakan Yardımcısı, aynı zamanda Başbakan Vekili. Onun açıklaması vardı. Dün Sayın Cumhurbaşkanım vardı. Sadır Süreyya Önder biraz önce haberlerde yansıttık. Her ikisi de görüştü. Bugün gelinen nokta, bugünkü açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir daha farklı bir şey oluşması ihtimali var mı? Ya tabii ki Taşkın Bey, devletin en tepesinden tüm sorumlu insanların yani tansiyonu düşürmeye yönelik, efendim insanları itidale davet etmeye yönelik açıklamalarını tabii ki olumlu buluyoruz. Yani burada öfkeyi tırmandıran, efendim insanları daha fazla sokağa döken, insanların galeyhane gelmesini temin eden herhalde açıklamalar yapmasını kimseden beklemiyoruz. Evet. Bunu sorumlu insanlardan zaten beklemezsiniz ama hakikaten bu ülkeyi seven, bu memlekette nefes alan, bu memleketin geleceğini, kendi geleceği, çocuklarının geleceği, ülkesinin geleceği olarak gören herkesin bugün aslında sorumluluk duygusuyla hareket etmesi gerekiyor. Birileri şöyle düşünebilir. Ya biz iktidara zarar veriyoruz, AK Parti'ye, AK Parti hükümetine zarar veriyoruz diye düşünüyor olabilirler. Ancak şunu unutmayalım, bu Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti dediğimiz bir gemi olarak düşünürseniz, bu gemide hepimiz birlikte varız. Eğer okyanusun ortasında bu geminin birileri altını delerse, bu gemiye zarar verirse hep birlikte batarız. Birisi birinci mevkide de olsa, ikinci mevkide de, üçüncü mevkide de olsa neticede birlikte batarsınız. Şimdi buraya gelmeden önce isterseniz 28 Mayıs'a gelmeden ben önce... Ben aslında isterseniz onu söyleyin. İsterseniz hani bu ilk olaylar olduğu zaman algınız neydi? Ne hissettiniz? Ona geleceğim. Çünkü bugün başka bir şey tartışıyoruz. Ona geleceğim. Mayıs ayı Türkiye'nin belki Cumhuriyet tarihinin en parlak ayıdır. Sebep nedir? Bir, yıllardan beri IMF'ye adeta mahkum olan Türkiye, IMF ile defteri kapatmıştır, borç defterini kapatmıştır. 23,5 milyar dolar olan borcunun tamamını ödemiştir ve standby anlaşmalarını sona erdirmiştir ve IMF'ye borç verebilir halde olduğunu ilan etmiştir. IMF Türkiye'den borç talebinde bulmuştur. Bu çok önemli bir gelişmeydi. İki, İstanbul'da 3. havaalanının ihalesi yapıldı ve devletin kasasına 22 milyar avro para girecek. Bu 50 katrilyon demektir aşağı yukarı. Taşkın Bey, bunun ne anlama geldiğini halkımızın çok iyi bilmesi gerekiyor. Ve bu devletin, milletin kazancıydı. Oraya 10 milyar dolarda, 10 milyar euroluk'ta bir yatırım yapılacak. Bu müthiş bir şeydi. Türkiye tarihinde belki yapılabilecek en güzel şeylerden birisiydi. Ve İstanbul Boğazı'na 3. gerdanlık takıldı. 3. Boğaz Köprüsü'nün temeli atıldı. Ve 2 yılda bitirilmesi için müteahhit firmayla bir anlaşmaya varıldı. Bu da çok güzel bir şeydi. Devletin borçlanma faizi %63 ile başlatıldı. 2002'de AK Parti iktidara geldiği zaman %4,7'ye kadar düştü Mayıs ayında. Yani dip yaptı. Enflasyonla mukayese ettiğiniz zaman reel faiz neredeyse sıfırlandı. İşte Türkiye bu noktaya geldi. Bitti mi? Uluslararası derecelendirme kuruluşları peş peşe Türkiye'nin notunu arttırdı. Yatırım yapılabilir olduğunu ortaya koydular. Bütün bu güzellikler yaşanırken 28 Mayıs'ta efendim Taksim'de işte bir proje yürütülüyor. Gezi Parkı, oradaki ağaçlar yıkılış kesilecek. Oraya işte AVM yapılacak diye bir hareket başlatıldı. Ben geçen çarşamba günü henüz bu olayların ertesinde bir açıklama yaptım. Ben partimin sözcüsü sıfatıyla yaptım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de bilgiler aldım. Ve dedim ki çevre konusunda, yeşil konusunda duyarlı olan bütün arkadaşlarımın, bütün vatandaşlarımızın duyarlılığına şapka çıkarıyorum. Hepimizin bu duyarlılığı olması lazım. Hepimizin bu hassasiyeti olması lazım. Esasen bunu saygıdeğer buluyoruz dedim. Çünkü bir insan ağacın kesilmesine karşı çıkarsa ona teşekkür etmek lazım. Yeşili yok etmeye karşı çıkarsa ona teşekkür etmek lazım. Daha dediğim gibi olayların ertesinde, daha başladığın ertesinde. Ve dedim ki eğer orada ağaç katledilerek, ağaç katliamı yapılarak bir AVM, alışveriş merkezleri yapılırsa ben Hüseyin Çelik olarak, AK Parti'nin sözcüsü olarak gider oraya yatarım dedim ben. Bu denli de iddialı konuştum, böyle bir şey yok dedim.
Şimdi buradan mesele başlatıldı. Fakat maalesef tabii iyi niyetle bu işe başlayan insanların dışında, hani kurt puslu havayı sever, kurt sisli havayı sever. Acaba bu ortamdan nemalanabilir miyim? Ben ideolojik emellerimi burada gerçekleştirebilir miyim? Birileri ben buradan siyasi bir rant devşirebilir miyim? Karanlıktan yararlanarak acaba ben de çıkınımı doldurabilir miyim? Heybemi doldurabilir miyim diye bunu mecrasından çıkardılar. Çığırından çıkardılar. Efendim, şimdi bu 75 ile yayılan bu gösteriler esnasında hakikaten ya acaba ne oluyor ya? Gerçekten Türkiye'de ağaç katli mi ediliyor? Şu veya bu şekilde gayri memnun olan ama samimiyetle bir insanlar protesto eylemleri yapabilirler. Protesto demokrasilerde Taşkın Bey bir haktır. Gösteri yapmak bir haktır. Yürüyüş yapmak bir haktır. Yasalar çerçevesinde kalmak kaydıyla, yani bu işin meşruiyet dışına çıkmamak şartıyla, şiddete, kaba kuvvete, tahribe, başka insanların hayatını zindan etmeye yönelmediğimiz sürece böyle bir problem söz konusu değildir. Bu da buna saygı duyarız ve bu en temel haklardan birisidir. Fakat siz ben gösteri yapıyorum, ben hak arayışında bulunuyorum deyip de başka insanların haklarını gasp ederseniz, başka insanların rahat yatma hakkını, başka insanların rahat seyahat etme özgürlüğünü, başka insanların huzur içerisinde ticaretini yapmasını eğer engellerseniz, vatandaşın çerçevesini camını aşağı indirirseniz, devletin malına zarar verirseniz, belediye otobüsünü yakarsanız. Sanıyorum 75 yılından çeşitli olayların fotoğraflarını evet, maalesef şu anda bunlar işte bunlar da bizim realitemiz. Şimdi fıskiyeyi parçalıyorsun. Efendim bu şeyler şehirde bulunan MOBESE kameralarını parçalıyorsun onlar. Ankara'da epeyce ağaç da bu ülkenin güvenliği için. Bakın ağaç için, yeşil için başlatılan bir eylem ağacın yeşilin katledilmesine vesile olamaz. Böyle bir sonuç doğuramaz. Dolayısıyla iş birileri tarafından, illegal örgütler tarafından, art niyetli insanlar tarafından maalesef bir vandalizme, bir tahripkarlığa dönüştürüldü. Bunu kabul etmek mümkün değil. Şimdi. Bunu biraz da tetikleyen başka şeyler de oldu sanki. Örneğin işte hepimiz biliyoruz ki takip ediyoruz. Siz de Twitter kullanıyorsunuz belli ölçülerde. Çok yoğun. Örneğin şu anda belki hala bir sürü insan, yüzlerce insanın aslında ölü olduğunu düşünüyor olabilir. Ya da bir yerlerde işte ben biliyorum dün akşam eve gidiyorum. Çok büyük çatışma vardı anlattılar. 100. yıl benim kendi mahallemdir. Ben biliyorum ben gittim. Geç gittim o saatte. Yani tomalar bile artık oldu doğru. ODTÜ çıkışında öğrencileri kızlayı yürütmemek için epeyce bir çatışma oldu ama bahsettikleri saatte hiçbir şey kalmamıştı. Ama doktor çağrılıyor, ekmek yardımı çağrılıyor. 2000 öğrenci dışarıda kaldı, kapılarınızı açın. Böyle sosyal medyada büyük bir vukuat vardı. Bu sosyal medyanın bunu çok olumsuz ve çarpıtarak büyüttüğünü de düşünüyor musunuz? Şimdi bakın bugün sosyal medya bunu yapıyor Sayın Koç. Geçmişte siz 60'lı yıllarda olup bitenlerin uzmanı bir arkadaşınızsınız. Bu konuda yazdığınız kitaplar var. Doğru, medya o zaman da o yaptı. Şimdi bakın o zaman diyelim ki gazete yaptı bunu. O zaman Fiskos gazetesi bunu yapıyordu. Hatırlayın 1955'teki o 6-7 Eylül evet. olayları öncesinde. Bir akşam gazetesi Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba kondu. İstanbul Ekspres evet. Evet, İstanbul Ekspres gazetesinin yazdığı bir asparagas haber, bir yalan haber. Binlerce birileri de bunu tezgahladı. Bari bazı karanlık güçler. O iş hala karanlıktır. Bunu şundan söylüyorum. İstanbul Ekspres de mesela diyelim ki 3000 basması gerekiyorsa 60.000 basmıştır. O gün, yani ve o da bu biliyordu. Buradan ne hangi rantı elde edeceğini biliyor. Bakın o gün 3000 basan İstanbul Ekspres 60.000 basmıştır. Böyle bir yalan haberi uydurmuştur. Ve bunu okuyan, bunu gören insanlar bir şekilde tahrik edilmiştir. Rumlara karşı başlatılan bir hareket bütün gayrimüslim vatandaşlarımıza yöneltilmiştir. Ve birçok insan öldürülmüştür. Birçok insanın dükkanı yağmalanmıştır. Birçok insanın evi yıkılmıştır. Yani orada yapılan tahribat bizim tarihimize düşen bir kara leke olmuştur. 60 darbesine gelince efendim İstanbul Üniversitesi'ndeki gençler kıyma makinalarından geçirildi ve kıyma asfaltla karıştırılarak yerlere döküldü diye bir yalan haber uyduruluyor. Ve insanlar bir süre sonra buna inanmaya başlıyorlar. Şimdi kötü niyetler, art niyetler, toplumdaki huzuru bozmak isteyenler, kaos kargaşa çıkarmak isteyenler Sayın Koç şunu yapıyorlar. Allah göstermesin. Bakın 12 Eylül darbesinden önce bakın sağcıyı öldürüyorlardı.
sağcıyı birileri öldürüyor ve diyor gidip diyor ki sağcılara, ülkücülere gidip diyor ki bak adamınızı öldürdüler, öcünü almayacak mısınız? Solcular öldürdü. Belki de bir karşı, yani o öldürdüğü dedikleri adamlar öldürmemiştir. Solcuyu öldürüyordu, sağcıyı kışkırtıyordu, sağcıyı öldürüyordu, solcuyu kışkırtıyordu. Daha sonra Alevi'yi öldürdü, Sünni'yi kışkırttı, Sünni'yi öldürdü, Alevi'yi kışkırttı. Ve bu memlekette... Aynı silahla hem sağcı hem solcu öldürdüklerini biliyoruz, evet. Aynen ve bu memlekette binlerce gencin kanını aktılar, 5000 genç sokaklarda birbirini öldürdü. Biz bu filmi daha önce de gördük. Şimdi o gün Saksol adı altında, bilmem ne adı altında yaptılar. Benim söylemeye çalıştığım şu, insanlar sosyal medyadan, Twitter'dan, şuradan buradan bir şey duyduğu zaman lütfen hemen buna inanmasınlar. Bakın şu öldürüldü, bu öldürüldü diyor. Ben size bunun gerçeğini söyleyeyim. Sizden önce Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı zaten. Bir kişi Hatay'da dün darp edilerek. Onun önce polis demişlerdi, şimdi darp oldu ortaya. Şimdi bakın kafasının arkasından öyle anlaşılıyor ki bir taş darbesiymiş. Polis orada efendim gaz bombası da atmadığını söylüyor, şunu bunu atmadığını söylüyor. Arkadan muhtemelen polisin söylediğini söylüyorum. Resmi çevrelerden aldığım şeyi söylüyorum. Emniyet Genel Müdürü dahil bu işin içinde olan insanlara sordum. Büyük ihtimalle arkadan kafasına bir taş darbesi gelmiştir ve bu vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Abdullah Caner tabii. Ve inşallah bu inşallah ilk oldu ve son olur. İnşallah. Ve Ankara'da da yine birisi şu anda ağır yaralı. O da bir cisim saplanmış sanırım kafasının içine. Bunu ameliyat edemiyorlar. O cisim çıkarılırsa bunun ne olduğu anlaşılacaktır. Şimdi tabii gerilimi... Sağlık Bakanı 100 yaralı, 12 yoğun bakım dedi ama hani Allah'tan yoğun bakımlarda etem hariç biraz önce bahsettiniz. Diğerleri biraz daha inşallah sağlığına kavuşmak için. Şuraya geleceğim Taşkın Bey. Bakın bu olayda 244 polis yaralandı. 60 kadar vatandaşımız yaralandı. Şimdi peki niye yaralandı? Yani polis de bu ülkenin evladıdır. O insanlar da bu ülkenin evladıdır. Sonuçta tekrar altını çizmek istiyorum. Barışçı eylemlere sonuna kadar evet. Demokratik hak kullanımına sonuna kadar evet. Efendim protesto yapın, gösteri yürüyüşü yapın, pankartlar açın, dövizler açın, sloganlar atın. Ama insanların dediğim gibi seyahat etme özgürlüğünü kimse engellemez. Vatandaşın ticaret yapmasına kimse mani olmasın. Vatandaşın canına ve malına zarar verilmesin. Şimdi siz diyorsunuz ki polis çekilsin. Tamam polis çekilsin. Ben yürüyeceğim, meclise gireceğim. Meclisi işgal edeceğim. Başbakanlığı işgal edeceğim. Ben başbakanın evine yürüyeceğim. Ben şuraya gideceğim, buraya gideceğim. Şimdi polis çekilsin. O insanlara gidip oraları tahrip etsin. Bunu kim kabul edebilir? Böyle bir şey olmaz. Yeryüzünde böyle bir şey var mı? Şimdi polis ne yapsın? Bakın polis günlerdir uyku uyumuyor. Onlar da insan sonuçta. Ve polisin bakın tekrar söylüyorum. Ben daha ilk olaylar tırmanınca polislere Twitter'dan bir çağrıda bulundum. Ben polisimize sesleniyorum. Siz ne kadar çok sertleşirseniz, ne kadar çok sert müdahale ederseniz, özellikle art niyetli bu olayların tırmanmasını isteyenlerin ekmeğine o kadar çok yağ sürmüş olursunuz dedim. Onlar bunu istiyorlar. Bakın Allah göstermesin. Şimdi bakın burada da geçmişte tıpkı olduğu gibi bu illegal örgütler, bu art niyetli karanlık güçler birilerini öldürürler. Polis öldürdü derler. İkisini öldürürler, polis öldürdü dün derler. Dün gece zaten Abdullah Cömert Hatay'da polis kurşunu öldürdü iddiası vardı. Yani şimdi ortaya çıktı ki polis kurşunu. Bakın kurşun daha 2 gün önce Ankara'da bir sivil araç daldı vatandaşın arasında. Evet. 3 kişi yaraladı ve kaçtı. Yakaladılar, bereket polis yakaladı. Hemen Twitter çalışmaya başladı. Efendim şeyler, panzerler 3 kişiyi yaraladı şeklinde haberler yapıldı. Ya bu arkadaş, güvenlik güçleri senin benim gece rahat uyumam içindir. Herhangi bir vatandaşın polisten tabii ki korkmaması gerekir. Ben polisimi, jandarmamı, askerimi yanımda görürsem kendimi daha çok güvende hissetmem lazım. Kendimi daha çok korunaklı hissetmem lazım. Bu memlekette biz bunları biliyoruz. İnsanlar polisten korktu, insanlar jandarmadan korktu, insanlar askerden korktu. Bunları geride bırakmamız lazım. Polis orantısız güç kullanırsa, polis keyfi davranırsa bizim elimiz polisin de yakasında olacaktır. Nitekim bu ilk gün yapılan eylemler orada esnasında. Büyük eleştiriler var, evet. Onunla ilgili olarak da bugün İçişleri Bakanımız mecliste de bunu söyledi. Mülkiye müfettişleri, polis müfettişleri bu işe görevlendirildi. Hakikaten orada keyfi davranan ve insanları hak etmedikleri şekilde hırpalayan birileri varsa
Bunlarla ilgili de gerekli inceleme, soruşturma yapılıyor. Cezalandırma gerekirse cezalandırma da yapılır. Ama bizim herkesten istirhamımız şudur. Tekrar altını çiziyorum. Efendim biz bu eylemleri sürdürürsek ne olacak bu eylemleri? Eylemler sürdürülürse bu hükümet düşer. Bakın şeyden, Twitter'dan, efendim 48 saat devam ederse, saf bazı vatandaşlar da buna inandılar. 48 saat bu eylemler sürerse Anayasa Mahkemesi bu hükümeti gayrimeşru ilan edecek, hükümet düşmüş olacak. Bilmiyorum. Ya böyle bir şey olabilir mi Ayşe? Ne olacak şimdi? Sayın Başbakan'ın söylediği odur. Arkadaş, memnun değil misin hükümette? 10 ay sonra şey var. Başkanım, o zaman tam... Hayır, 10 ay sonra seçim var. Tabii tabii, şüphesiz, ama şuraya da gelelim. Bir de işin biliyorsunuz, hani en çok tartışılan, en çok birdenbire ağaç meselesinden, hem de hakikaten kaldırım için yerleri deplase edilen, değiştirilen 13 ağaç için bu eylemler başladı. Peki bu eylemlerin birdenbire bu hale gelmiş olması spontan bir gelişme miydi? Yani bunu mesela herhangi bir, açık sorayım, bir komplo ya da başladıktan sonra, o masum halinden başladıktan sonra bu işin içine birilerinin el attığını düşünüyor musunuz? Şimdi bakın, başlangıcı masumane, başlangıcı çok iyi niyetlerle bir başlangıç olabilir. Ve öyle olduğunu düşünüyorum ben. Ancak tekrar söylüyorum. Şimdi ortada bir cümbüş var. Ortada biliyorsunuz böyle eylemler var. İnsanlar bir taraflara, birileri, bakın dikkat edin. Mesela Taksim'deki Atatürk anıtına asılan afişlere bakın. Kimin afişleri Sayın Koç? Herhangi bir vatandaş götürüp kendi afişini oraya asıyor mu? Değil. Bizim bildiğimiz marjinal grupların, illegal örgütlerin maalesef orada cirit attığını görüyoruz. Ve bir de işin bu dış boyutu var. Şu dış medyanın, özellikle Avrupa ve Amerika medyasının bu meseleyi adeta kışkırttığını, adeta insanları tahrik ettiğini, bunu mübalağalarla verdiğini görüyor muyuz? Görüyoruz. Sebep ne? İşte o Mayıs'taki o pik noktası var ya, Mayıs'taki zirveye çıkış var ya, Türkiye hakikaten bölgede bir yıldız olarak yükseliyor. Türkiye dünyada itibarı yükselen bir ülke. Bütün Avrupa ekonomik krizde boğuşurken, bütün dünyada ekonomik kriz bütün dengeleri alt üst etmişken, Türkiye istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Hamle üstüne hamle yapıyor. Üçüncü köprüyle birlikte, üçüncü köprünün temel atması bütün dünya basınında yer aldı. Ha biz basın, dünya basını veya bizim basınımız olayları görmemezlikten gelsin falan demiyoruz. Ancak siz 24 saat eğer bu olayları abarta kabarta verirseniz, canlı olarak verirseniz, bak birçok insan orada görünmek için bile, ya bak biz, herkes orada, ben de gideyim falan gibi bir duyguya kapılır. Şimdi nasıl ki İstanbul Express gazetesi 3000 olan baskısını 60 bin yaptıysa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organı olan bir televizyon bunu bir fırsata dönüştürdü ve buradan pazarlama yapıyor. Tişört pazarlıyor, şapka tipi pazarlıyor, anahtarlık pazarlıyor, işte bayrak pazarlıyor, bir şey pazarlıyor. Birilerinin buralardan siyasi rant elde etmesine, birilerinin buradan maddi menfaat elde etmesine bizim göz yummamamız gerekiyor. Ve tekrar söylüyorum, karanlıktan yararlanarak acaba ben de heybemi doldurabilir miyim? Ben de yangından biraz mal kaçırabilir miyim derdinde olan insanları göz ardı etmemeliyiz. Şimdi Sayın Başbakan'ın İlk gün söyledi, çapulcu dediği de zaten bu tiplerdir. Yani kamu malına zarar vermekten zevk alan, başkasının dükkanını tahrip etmekten zevk alan, efendim ben sokağa dökülüp her türlü işi mübah gören, meşru gören insanlar için söylenmiş bir sözdür. Yoksa yeşil konusunda duyarlı olan, çevre konusunda duyarlı olan, adam gibi, insan gibi protesto yürüyüşü yapan, protestosunu ortaya koyan bir insana sen, ben, başbakan nasıl çapulcu diyebilir? Tam da oraya geleceğim. Ondan önce tabii ben şey de söyleyeyim. Orada biz tabii diğer televizyon ve gazetelerde hata ettik. Yani kontrollü de olsa, terörün ya da kriminal meselenin propagandasını yapmadan bir bilgi veriyor olsaydık, belki biraz önce söylediğiniz gibi bir iki manipülatif televizyona da sıkışmazdı. Sayın Başkanım, son 3-4 dakikada şunu sormak istiyorum. Bir yandan da bir müddet sonra ağaçtan çıktı ve bir baskıcı, belki bazılarına göre şeriatı getirmek isteyen, bazılarına göre diktatörlüğe giden bir şeye dönüştü. AK Parti'nin kuruluşundan beri içinde bulunuyorsunuz. Bunun yarısına yakında bakan olarak, yarısına genel başkan olarak çalıştınız. Başbakan bir diktatörlük heveslisi portresi olarak ortaya konulmaya çalışılıyor da, hem şahsen tanıdığınız için hem de bunun somut olarak buna bir cevabınız nedir? Bakın Sayın Koç, Recep Tayyip Erdoğan bir asırda bir gelecek bir liderdir. Eğer Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı bugün Türkiye'de biz
kişi başına milli geliri 10 bin doları aşan, milli geliri 800 milyar dolara yakalayan bir ülke olamazdık. Liderlik başka bir şey. Biz elbette bir kadroyuz. Elbette bu kadronun içerisinde çok değerli arkadaşlar var, çok değerli uzmanlar var. Ama şunu unutmayın ki bir orkestranın başarısı aynı zamanda şefin başarısıdır. Muktedir olmayan, başarılı olmayan, güçlü olmayan bir orkestra şefinden siz doğru düz performans bekleyemezsiniz. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir karizması var. Ve bu karizmanın altında ezilen bir muhalefet var. Ezilen muhalefet liderleri var maalesef. Ve bu dayanılmaz ağırlık karşısında ezildikleri için sandıktan sonuç alamayacaklarını anlayanlar bu işi körüklediler. Yangına benzinle gittiler. Ve sandıktan ümidini kesenler sokaktan medet umar hale geldiler. Sokaktan kendileri için bir şey alabilir miyiz telaşı içerisine düştüler. Ama herkes şunu bilmesi gerekiyor. Bakın sanki bir anda Recep Tayyip Erdoğan yattı, sabah kalktı, aklında bir Taksim projesi geldi. Bunu da topluma dayattı gibi anlatıyorlar. Sayın Başbakan, o 2011-12 Haziran'daki seçimlerden önce bir kere bir hedef 2023 diye biz bir seçim beyannamesi yayınladık. Bütün Türkiye için. Seçim beyannamemizde ne yapacağımızı anlattık. Arkasından özellikle büyük şehirler için İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere. Tabii canlı verdik o yayını. Hayır, biliyorum. Biz o bunu, Kanal İstanbul açıkladığı gün Taksim projesini Taksim de projesi 3 boyutlu açıkladı. Olarak animasyonlarını izlemiştik. Taksim projesi açıklandı. Burada Ankara içinde vardı. 100 bin metrekare yayalaştırma yapacağımızı, orada yeşilin daha fazla artacağını bunu söyledi. Ve bununla biz İstanbul halkının önüne gittik. İstanbul halkı %50 oy vererek biz bu projeleri de onayladı. Evet, ben bu projeleri bana takdim eden, vaatleri bu olan AK Parti'ye iktidarı tekrar veriyorum, %50 oy veriyorum dedi. Onun için Sayın Başbakan'a bu şekilde haksızlık yapılması gerçekten başbakanımızı da bizi de camiamızı da rahatsız ediyor. Ha, Sayın Başbakan demiş ki ben %50'yi evde zor tutuyorum. Mesele şudur. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu Kadıköy mitingi yapıyor, sokaklardan medet umuyor. Başbakanın dediği şudur, biz sokaklardan medet ummayız. Bizim kitlemiz, yani bize oy veren %50, elbette Sayın Başbakan %100'ün başbakanıdır. Ama bana %50 oy veren ve benim onların hissiyatına, duygularına tercüman olmamı isteyen insanları evde zor tutuyorum. Onlar diyor ki bunlar sokağa çıktı, şunu şunu yapıyor. Peki biz ne yapalım? Biz de onlara evinizde oturun diyoruz. Biz halkımızı karşı karşıya getirmeyiz. Bizim için halkımızın sükunet içinde yaşaması, huzur içerisinde yaşaması, birbirini hırpalamaması, Allah göstermesin. Şimdi diyelim ki dün akşam Ankara'da 30 bine yakın insan sokağa çıktı. Şimdi biz istesek biz de 30 bin değil 100 bin insanı da sokağa davet edebiliriz. Ama biz bunu yapmadık ve yapmıyoruz. Başbakanın söylemeye çalıştığı bu. Yani siz insanları sokağa dökerek eğer sonuç almaya kalkışıyorsanız şunu bilin ki yani bize bel bağlayan, bizi seven, bu olup bitenlerden rahatsız olan bir kitle de var. Biz onların da aslında isyanını frenlemeye çalışıyoruz. Onların öfkesini engelliyoruz. Biz nasıl ki kendi tabanımızın öfkesini, isyanını, galeyanını önlüyorsak, siz de sözünüzün geçtiği insanlara deyin ki arkadaş demokratik yollarla biz bu işleri yapacağız. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bugün grup toplantısında ben bu sokaktaki eylem yapan vatandaşlarımıza, kardeşlerimize sesleniyorum. Efendim işi çığırından çıkarmayalım. Amacından sapmasın. Bakın devam ettikçe can kayıpları olabilir. Allah göstermesin. Bu telafisi mümkün olmayan sonuçlara doğru gidebilir. Herkes evine dönsen yeterlidir. Niye demiyor? Sayın Kılıçdaroğlu'nun muhalefet partisinin lideri olarak bunu demesi gerekmiyor muydu? CHP olarak biz bunun içinde değiliz diyor. Ben size CHP, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin gönderdiği bir mesajı okuyayım burada. Kanınız donar. Liseli çocuklardan medet umarak, onları sokağa dökerek, onları güven parka getirip onların başında bu eylemi yapan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri hangi amaca hizmet ettiklerini düşünüyorlar? Bakın biz Sayın Bahçeli'nin uzun zamandır uslubunu sözlerini kesinlikle tasvip etmiyoruz. Ancak Sayın Bahçeli sorumlu davranmıştır. Bakın BDP sorumlu davranmıştır ve bundan dolayı da onlara teşekkür ettik biz. Toplum adına, ülke adına, ülkenin geleceği adına teşekkür ettik. Sayın Koç, PKK silahlı unsurlarını çekip yurt dışına gidiyor. Türkiye'de terör bitmiş, şehit cenazeleri gelmiyor. Bu sükunet birilerine batıyor. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Kimsenin hayat tarzına karışmadık, karışmayacağız.
Biz kimsenin ne içtiğine ne içmediğine karışmıyoruz. Bugün Amerikalı bir heyet beni ziyarete geldi. Sordum onları. Dediler ki içki yasağı. Ya hangi yasak kardeşim? Siz geldiğiniz yerde içki istediğinizi verildi mi? Dediler ki her tarafta içki var. Meyhane efendim biz içkili lokantalarda da yemeğimizi yedik. Kimisi dedi ki yanında şarap içtim. Kimisi dedi bilmem ne yaptım. Peki sizin ülkenizde içki satın alma yaşı kaç? 21'de. Bizde 18. Hayret ettiler. Bizim kimin ne içtiğine ne içmediğine karışmak gibi bir niyetimiz yok. Efendim işte muhafazakarlık adına bunu yapıyor, şu adına bunu yapıyor. Geçin bunları ya. Biz kadın haklarıyla ilgili birçok şey yaptık. İslam dini kadının hakkını korur. Din böyle emretti diye yapmadık. Şimdi genel insani değerler var. Hukukun üstünlüğü kavramı var. Demokrasi diye bir şey var. Şimdi sosyal devlet. Fakir fukarayı gözetmek de dinin emridir. Din emrediyor yapıyoruz diye bir şey yok. Yasama yapılırken helal harama göre yasama yapılmaz. Yasama yapılırken aklın gereği, toplumun faydası neyse ona göre yapılır. İhtiyaçlara göre yapılır. Son olarak şunu söyleyeyim. Bizim yabancı bir hocamız vardı. Bize hep derdi ki hakim güçlerin Türkiye'ye uyguladığı politika kurudukça sulanan, uzadıkça budanan bir politikadır. Ha işte Türkiye take-off noktasına geldi. Ne zaman take-off noktasına, yani uçağın başını pistten kaldırdığı noktaya geldiği zaman birileri Türkiye'ye çelme takıyor. Bunu görmemiz lazım. AK Parti'ye, iktidara zarar veriyoruz diye kendimize, kendi geleceğimize ve kendi ülkemize, kendi devletimize zarar vermeyelim. Polis de hırpalanmasın, polis de zarar görmesin, gösterici de zarar görmesin ve herkesi bu anlamda sağduyulu davranmaya ve itidale davet ediyorum. İnşallah da öyle olur. AK Parti Genel Başkanı Hüseyin Çelik, çok teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Gündemle ilgili görüşlerinizi aldık. Yasin Aktay, Ankara'dan bizden bu kadar. Söz tekrar sizde.